Gönderdim abi. Ahmet Hocam, hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Hoş bulduk. Bütün Herkes iyidir yatırımcılarımıza inşallah. ve takipçilerimize hoş geldiniz diyorum. Umarım herkes iyidir. Herkese iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Evet. Sözü de size bırakıyorum. Evet, bakalım neredeyiz? Bugün yukarıdan açtık. Uzun süre yukarıda kaldık. Yine de yukarıda kapattık yani. Pek de fazla yani orada öğleden sonra falan sürpriz falan filan olmadı. Patır kütür vermediler ama ya şurada da boşluk oldu. 2684'ten açtık. Kapattık. 2700'den açtık. 2750-2800'e doğru tırmanış sürebilir. Yani şuradaki tepe tarihi tepe geçiliyor artık yukarı yönde. Bu artık bir süre sonra yukarıdan gelen satışlara karşı destek konumunda. Ne yapacağız? Bunu böyle şöyle aşağı doğru çekiyoruz. Şuradan itibaren alıştayız. Macide alışa döndü. Hala yukarı gidiyor. Biraz ara açıldı ama burada da ara açıldı. Ortalamayla. Ortalamadan biraz fazla uzaklaşmaya başladık. Şurada tepe var. Burada tepe var. Bu iki tepeyi birleştirelim. Uzatalım. Buralarda bir yerde. Muhtemelen şöyle bir yerlerde falan bir satış gelebilir buralarda bir yerde. Çünkü tepeleri birleştiren çizgi direnç çizgisi. Buna paralel bir tane çekebiliriz. Şöyle bir kanal oluşturabiliriz yani. Paralel kanal. Tam bir kanal oluyor mu? Ya, tam bir kanal olmasa bile bu şekilde bir görüntüsü var. Böyle bir kanalın da üst tarafına geldiği zaman satış beklenir. Çanak. Bu da var. 2350 burası. İki tane dibi birleştiren yer. Şöyle. Burası önemli fiyat desteği. Yani buradan bir yere şöyle kırsaydı aşağıya faciaya dönerdi iş. Anlatabiliyor muyum? Yani onun için böyle bir hareketten kaçmak lazımdı. Böyle aşağıya doğru bir hareket olursa. Ama Allah'tan yukarı doğru gittik. O zaman da şöyle yapıyoruz. Kanalın şuradaki çanağın, tamam mı, yüksekliğini ölçüyoruz. Bunun üstüne koyuyoruz. Hedef olarak kendimize şurayı seçiyoruz, 3000'i. Kanalın üst tarafı 3000'e geldi. Çizgiye de değdiyse oralarda bir yerde satış gelme ihtimali gene yüksek. Yani çarpa çarpa gidecek. Direkte gitmeyebilir yani. Böyle mesela yukarı doğru giderken şuraya bir yere geliyorsa gene hedefe geldi demektir. Üst çizgi bir tepe, bir tepe daha. Bunlar dirençlerin olduğu, yani satışların gelebileceği yerlerdir. Böyle bakıldığında. Şu tepelerin, bu çizginin üzeri, bu çizgi sizin önemli çizginiz. O çizginin üstüne çıkarsa ne olur? O zaman böyle alıyoruz bunu. Kanalın kalınlığını koyuyoruz üst tarafa. Apartmanın bir üst katı gibi. Bu sefer bu kanalda iş görmeye başlıyoruz. Yani sizin anlayacağınız bu sefer işler böyle oluyor. Yani bu çizgide satış gelecekti. Tamam, satış gelebilir ama bu çizgi kırılmaz bir çizgide değil yani. Her çizgi yukarı yönde geçilebilir. Her çizgi aşağı yönde kırılabilir.
Sonra böyle giderse zaman içinde orası üst kanalda başlar hareket etmeye. Yani şu kanalı, bu kanalı üstü, üstteki kanalı tabanı olur. Buralarda böyle gidiş gelişler başlar. Aşağı inmedikçe bu kanalda gezinir. Yukarıya doğru. Böyle bir hareket. Biz buralardayken daha sonra üst kanala da geçebilir. Günlük grafikte bakıldığında şu şekilde ortalamalar kırmızı yeşil. 20 günlük ortalama 2563. Yeşil renkli 50 günlük ortalama 2504. Yani 250 bin de burada. Şimdi çanağın yukarı yönde kat edilmesine bakıyoruz. Bunu çevirelim. Haftalık yapalım. Haftalık grafikte gördüğünüz gibi fiyat şuralardan itibaren ortalamaların üzerinde yukarıya doğru tırmanıyor. Şimdi 20 haftalık ortalamadan destek aldı. Bakın şu nokta tam şurası. Oradan destek aldı. Tıpkı buradaki gibi. Tıpkı buradaki gibi. Çarp yukarı. Çarp yukarı. O şekilde gidiyor. Şuradan itibaren 50 günlük ortalamanın üstüne çıktı. Oradan itibaren yukarı doğru gidiyoruz. Böyle bir çizgi olabilir. Bu da zaten 50 günlük çizgiyle çakışıyor. O fiyat yukarıya doğru niyetleniyor kardeş. Çizgi şuraya gelmiş olsa işte 3000'li falan bir rakama doğru kısa vadede buraya gelse hizası bunun 3000'li falan bir rakam. Şuraya bakıldığında. Bu haftalık grafik aşağıda bunun bir tek sıkıntısı şu. Yani şurası gibi olsaydı roketleyecekti. Burada da hızlandı. Daha burası kesemedi. Yani ortalamayı yukarı yönde kesemedik. Daha alışa dönemedik. Şuradan gelen sat sinyali hala devam ediyor ama haftalık grafik haftalıkta sinyaller kolay kolay hemen yani sattan ala, aldan sattan kolay kolay dönmez. Biraz vakit alır. Bu zaten buraya geldiği zaman orası anca kesiyor olacak. Onun için günlüğe bakıyoruz. Günlükte daha hala al sinyali var ve devam ediyor yukarı yöndeki hareket. Ve ne yapıyoruz? Al sinyali burada geldi günlükte. Aynen trende kalıyoruz. Yola devam ediyoruz. Bakalım ortalamaların altına inmedikçe vagonda kalıyoruz. Bakalım bizi nereye taşıyacak diye. Yani. Nerede mal alınır? İşte böyle çıkış akımlarında, çıkış trendlerinde mal burada alınmaz. Ortalamalara çarptığı zaman alınır. Burada burası yerine ortalamaya çarptığı zaman alınır. Eğer burada alıyorsan altına bir yere. Burada alıyorsan altına bir yere, şuralara bir yere bir stop koyacaksın. Güzel kardeşim. Buraya kadar beklemeyeceksin. Veya bu ortalamalara gelişine kadar beklemeyeceksin. Burada mal aldığın zaman kısa süreli stop koyacaksın. Bu fiyat şurada aldın.
Fiyat buradan döndü ortalamaya kadar. Ortalamaya geldiği zaman çıkış akımı trendi bozulmuyor ki. Trend bozulmuyor ama sen tepede aldığın için zarar yazmaya başlıyorsun. Bu sefer heyecan oluyor. Tekrar fiyat buraya geldiğinde sen zaten daha anca zararını ya kurtarıyorsun ya da kurtarmaya yakınsın. Burada aldığın için fiyat şuralara falan geldiği zaman anca portföyü kurtarır zararları. Çünkü genelde öyle oluyor. Fiyat burada alırsın, iner. Sonra tekrar aynı yere çıkar. Senin portföy bir türlü aynı yere gelmez. Daha yukarı gitmesi lazım ki portföy aynı yere gelsin. Ha, nasıl oluyor, nasıl bitiyor? Oluyor yani. O şekilde oluyor. Yani sihirli bir şekilde öyle çalışıyor. Bunu bir de dolar bazında bakarsak, bak şimdi nereye gelmiş? Tam buraya geldi. Kırmızıyı geçti. 20 haftalık ortalamayı geldi. Yeşile dayandı. Direnç tam bu çizgide. Yeşilde yakın. Orası aşılırsa şuradaki tepede. Yani yaklaşık 16 bin dolarda. Oraya bakacaksın. Destek. Destek burada. Şu kırmızı renkli ortalama. Neresiymiş efendim orası? 14.900. Yani 149 dolar. 149 doları ne yapıyoruz? Hesap kitap TL'ye çevirmek için. 149 dolar ne kadar eder abicim diyorsun. Basit. 149 yazıyorsun. Çarpı 18 yazıyorsun. 2.680 çıkıyor. Destek orada. Peki yeşil ne? Direnç. Orası nerede? 15.353. Yani 153 nokta, 153 buçuk diyelim. Hatta 153.6 diyelim. O da basit. 153.6. Çarpı ne? 18. 2.765. Fiyat? Fiyat bu iki rakam arasında. Şurada sıkışır kalır arkadaş. Buraya gelir. Diyelim ki buradan satış geldi. Kırmızıdan alış geldi. Bir iki hafta burada. Bu hafta bitti. Yarın biter. Bir hafta daha burada geçirir. Ondan sonra dananın kuyruğu kopacak. Aşağıya mı? Aşağı giderse sat. Yukarıya mı? Ortalamanın üstüne gidiyorsa buraya bakıyoruz. Buradaki tepe, orayı tırmalar. Orası kaç? Sağ tarafta 160 yazıyor. Alalım HP, yine kalkülatörümüzü, 50 senelik. Makine mühendisliği kalkülatörümüz 11C, süper. İlahi bir kalkülatör. Yani şimdikiler de vardır da 77-78 senesini düşünün. O yılları, 80'li yılların başı. Böyle bir alet çıkıyor arkadaş. Mühendis olarak sevincimizi anlatamam. Yani böyle hesap makinesi şeyle, hesap cetveliyle onu çek, buradan çarp, böl filan. Yok öyle bir şey ya. Bir mühendis olarak bunu ortaya koyan mühendislere şükran borçluyum valla. Yani ilahi bir makine.
Matematik süper bir şey de. Bizim ülkede biraz yok. İnşallah olduğu zaman zaten çok şeyler değişir. Ne dedik? 160,5. Öyleydi değil mi? Uymuyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. 160,5'ü neyle çarpıyoruz? Dolar kuruyla. 17, 92, 90 neyse. Yuvarlak. Sen yuvarla rakam. 18. Hemen. Yani. 18 ile çarptık. 2889. 2890. Yuvarlak hesap 2900. Oraya gelince satış başlar. Yani 2900 civarında gene bir harala gürele var yani. Al gülüm ver gülüm. Ya oraya nasıl geleceğiz? Oraya bankalarla şimdiye kadar düşen kağıtların toparlanmasıyla Koç'un Sabancı'nın çanakları tamamlamasıyla işte hava yollarının 60'a doğru yolculuğa katılmasıyla efendim diğer tarafta diğer kağıtların da gitmeyip gitmese bile düşmemeleriyle işte Ford'du, Otogar'dı, Tofaş'tı yani bunlar da biraz çıktı. En azından düşmeyip olduğu mevkileri, seviyeleri, olduğu yerdeki siperleri koruyabilirlerse oraya doğru gideriz. Ya orayı aşarsak? Oo, o zaman çilekli pasta olur valla. O zaman gel buraya. Orası kaç hocam? Valla orası 174. 17.400. Hoppa, ver elini hesap makinesi. Yaz Ahmetciğim 174 çarpı 18 3130. 3100'lü rakamların üstüne gider. Gidebilir mi? Valla gitmez diyemem ya. Bu enflasyonist ortamda gidebilir yani. Ne olacak ki? Yani her şey gitmiş zaten. Yani bu mu gidemeyecek? Bakıldığında. Yani şöyle bakalım. İşte getir buraya tepeyi. Koy abicim şöyle. Hop. Tepeler burada. Dip nerede? Bu ne ya? Böyle bir şey çizdim bir anda. Solumuz. Klasik 12.500. Burası artık son kale. Buradan bir tane sağ omuz hareketi. Burada da sağ omuz olduğunu düşünelim. Şurada bir bizim uçak gemisi. Bunun bile sağ tarafı var. Bizim uçak gemisi bu. Sol omuzu yaptı, başı yaptı, sağı yaptı. Ama sağ solun altında kaldı. Olmadı. Burada alıcı yeteri kadar güçlü gelmedi. Buraya çıktık. Buraya çıktık. Oradan bir satış daha yedik. Aşağıya. Ama ortalamalar imdadımıza yetişti. Hop. Ortalama geldi oraya. Nereye gidiyorsun? Dur bakalım dedi.
Buradan tekrar döndürürse yukarıya. Al sana. Burada bir dip daha. Bunun üzerinde sağ omuz, bir tane daha dip. İki tane dip bir arada sağ omuzu yapıyor diye düşünebilirsin. Şu hareketin kopmasını bekliyoruz. Yani orada bir daha son olarak döktüler. Şu hareket sizin Tobo'nun yukarı yönde katlanması ve benim küçük yatırımcımın finansal özgürlüğe kavuşması hareketi. Hadi inşallah. Yırttınız. 30 sene sonra artık bu gözler bunu da görmüş olur inşallah. Heh. Burası katladığı anda tam burayla çakışır. 225. Ah be. 225. O zamana kadar doları da 20 liraya yaparsak, 20 ile de çarparsak, al sana 4500 endeks. Tamam. Gelsin paralar. Hikaye bu. Bu burada biter mi bu macera? Yani bu kalp seni unutur mu gibi? Yok. Bu macera burada da bitmez. Nasıl bu kalp unutmuyorsa macera da burada bitmez. Burada bir sürü itiş kakış sonrası. Bu tam anlamıyla büyük çanağın, büyük uçak gemisinin yukarı yönde katlanması olur. Ha, böyle bir uçak gemisinin katlanması 300'lü rakamlara doğru gider endekste. 32 bin dolardaki rakama doğru gider. Bakalım gider mi? Ben söylersem de gitmez mi yani? Herhalde gider. Hocam burası ne? 32.200. Yani 320 dolar. 320. O zamana kadar da dolar 25 lira olur artık. 8000 endeks. 800 bin eski rakam. Böyle bir çıkış. Böyle bir çıkış. Önümüzdeki artık 2-3 veya 3,5 sene neyse. 2 ile 4 sene arası böyle bir çıkış. Efendim Ford Otokar Tüpraş, ondan sonra efendim söyle adını, işte Pegasus de öteki tarafta, yani 200-250 liralık kağıtların çoğunu binler kulübüne sokar. Yani kağıtlar 3'e 5'e katlar. İyi katlarda. Yani 32 bine gelişi. Oh oh oh. Endeks 800 bin. Hocam şu anda zaten 250 binde desek 3 katı oluyor. Yani burada da iyi para bırakır. Kağıt bazında. Onun için buralarda dolaşmak durumundasınız. Dışarıda hani alem var. Dow Jones Future'ında buradan beri düşüş trendinde, bakın ortalamaların altında çarpa çarpa gidiyor. Şimdi gene ortalamaların üstüne çıktı.
ortalamaların üstünde. Kısa vadeli ortalama 20 gün, 50 günlüğün üzerinde olumlu bir hareket. Direnç nerede? Direnç burada. Bakıldığında. Burada yani. 33.400'lerde filan. Destek? Destek 32.000'de. 32.021, 31.900. Sen ona yuvarlak hesap 32.000'de. Şöyle bir hareket olmadıkça buraya gelse bile önemli. Buradan yukarı zıplarsa Abbas yolcu bir daha. Yok. Buradan böyle yaptı. Ortalamaların kırılması önemli. Ortalamalar kırılırsa aşağıya doğru yolculuk olur. Ortalamalar kırılmadıkça yukarı yöndeki tepeler, yani yukarı yöndeki tepeler test edilir. Tıpkı burası gibi. Böyle bir tane daha yuvarlak hesap, bir çanak. Buna da bakılır. Yani çizgi böyle. Bir sonraki çizgi böyle. Daha güncel olan. Buradaki diplen, buradaki dibe bakarsın. Önemli olan ama ortalamalardır. Dikkat etmek lazım. Trend çizgisi kırılırsa ortalamalar tutar. Ortalamalar tutarsa buraya kadar gelir. 31 bine kadar. Orası da işte dünya piyasalarını etkiliyor. Ne oluyoruz kardeşim, ne oluyor, ne bitiyor diye. Altın. Bakın görüyor musunuz? Kırmızının üstüne çıktı. Yeşile geldi. Yeşilde bir iki günlük hareket. Şimdi bunun üstüne doğru gidiyor. 1790'ın üzerine doğru çıkıyor. 1800'ün üzerine doğru niyetleniyor. Grafikte burada 1814. Esas dert 1865'lerde filan. Burada çok tepe var. Burada tepeler biraz fazla. Daha da önemlisi bu var. Şöyle bütün 1, 2, 3 filan gibi bütün tepeleri birleştirecek şekilde bir trend çizelim arkadaşlar. Buna düşen mi diyorsunuz, neyse. Yani düşüş akımını kontrol eden trend çizgisi, direnç. Burası yukarı yönde geçilmek üzere. Paralel. Böyle kanal içinde gidiyormuş meğerse. Buradan kanalın dışına taşıyor. Kanalın üstüne doğru gitmeye başladı. Bir de size güzel bir altın senaryosu çizeyim. Yukarıya. Aşağıya. Tekrar yukarı. Olmadı. Tekrar aşağıya. Tamam. Evet. Gelelim fasulyenin nimetlerine. Efendim burada bir çizgi var. Ne yapalım o çizgiyi? Şöyle yapalım. Burada dipler var. Burada da dip oluştu. Sağ tarafta bir dip daha arayacağız. Çıkış öncesi. Bunun gibi.
Şurada. Oldu mu sana güzel bir tobo? Sol omuz, baş, sağ omuz. Bu yukarı patlarsa önce buradaki tepeye gider. 2000'e. Orada bir satış gelir. Biraz da burada oyalanırız. Bir de buradan buraya giderse. Eski tepeye geldik. Çizelim bakalım bizim uçak gemilerini. Bir tanesi böyle. En yakın olanı böyle. Daha sonra bir tane daha var. Daha büyük uçak gemisi böyle. Bir tane daha var. En büyüğü de bu. Bunu ne yapalım? Kalın bir şey. Kahverengi yapalım. En büyük uçak gemisi de böyle. İç içe giderek büyüyen bizim matruşka çanaklarımız. Orası zaten artık kırılma dolayısıyla yukarı yönde devre dışı kaldı. Çanaklar bu şekilde yukarıya. Sonra burası yukarı katlarsa ne olacak? Şurada bir kulp. Burada bir çanak yapıp şurada bir tane daha kulp yaparsa ondan sonra katlarsa yukarıya. Burası 2450 dolar falan olur ya. Yani. Hiç belli olmaz bu işler. Altının hikayesi bu. Bu bir senaryo. Etap etap nasıl gidebileceğini gösteriyor. İlla gerçekleşecek diye bir kural yok. Olursa nasıl olur? Evet. Gümüş de aynı şekilde. O da burada. Tepelerin olduğu yer burası. Diplerin olduğu yer burası. Şimdi iki ortalama arasına sıkıştı. Buradan yukarı yönde kopartırlarsa buraya gelir. Oradan verirlerse şöyle. Buradan bir daha kopartırlarsa yukarıya. Solumuz. Baş. Sağ omuz. Tobonun yüksekliği, tobo tabanı bu kadar. Bunun üstüne bunu koyduğun zaman katlarsa hayda. Gördün mü? Buradaki tepeyi verdi. Burada katlayı verdi oraya. Genelde sistem
Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şunu da göstereyim. Tümünü sil. Dipleri birleştiren çizgi. Hangi yönde gidiyor? Aşağı yönde gidiyor. Göstergede dipleri birleştiren çizgi ne yönde gidiyor? Yukarı yönde gidiyor. Burası burada. Daha düşük fiyatta olan burada. Hadi bakalım. Bedavaya teknik analiz. Bunun adına pozitif uyumsuzluk denir. Yani yakında fiyatların buralardayken, şuralardayken yakında fiyatların yukarı yönde gideceğinin işaretidir. Size öyle konuşur. Tercümesini de Ahmet Mergenler falan yapar işte. Yukarı gidecek. Negatif uyumsuzluk değil, pozitif uyumsuzluk var. Fiyatlar aşağı yönde gidiyor ama gerçekte esasında piyasa aşağı yönde gitmiyor. Piyasa toparlanıyor demek. Evet. 35'e bakla. Gelelim sorulara. Haydi bakalım gönder salvo ateşlerini. Gönderiyorum hocam. Hemen Ereğli ile başlıyoruz. Vallahi Ereğli'de ufaktan ufaktan toparlanma var. Yani kağıt şöyle bakmak lazım. Bir kere tepeyi bir çizelim. Burada. Tepe burada. Burası kaç? Ay, 28-78. Burası. Dipleri de birleştirelim. Neyse, şöyle diyelim. Kağıt bunun altına giderse son durak burada. En son dip burası kaç en düşük? 26.92. En son destek 26.92'de. Son dip burada ama şu trend çizgisi bu dipleri birleştiren trend çizgisi önemli. Bunun kesişme yeri 27.40 falan filan. En son işte 27.5 filan değil. Yani şöyle bir harekette kırılırsa kötü olur. Tekrar satış gelir. Ama tutunup da yukarı yönde koparsa bu ortalamanın üstüne daha hemen çıkmayabilir. Belki bir kere daha ortalamaya çarpacak. Genel satışlar. Kırmızı renkli. Yirmi günlük ortalama desteğinde tutunabilirse şöyle bir kırma hareketi alışı getirir. En dip burada. İki tane ikinci dip burada. Aradaki tepe burası. Bu tepeyle en dip nokta arası alınır. Yukarı yönde hedef tayin edilir. O kadar en az yukarı gidecek diye düşünülür. Yani 32'ye gidecek diye. Şu kırma fiyatı 32'ye kadar taşıyabilir. 31.5-32'ye kadar.
Aşağıda da bu dipleri birleştiren çizginin altına gitmediği takdirde durumlar şu çıkış hareketinin yönünde çalışır. Bugün gitti geldi, gitti geldi, yukarı kopamadı. Ama aşağıda bırakmadı, öyle kaldı. Ortalamaların üzerinde. Ortalama desteği nerede? 27-72. Onun için dedim. Ortalamanın altı 27-75 çok kısa vadeli stop. Onun bir altı destek çizgisi. Şurası. Orası da 27-40. En son 27-40'ın altı sıkıntı. Ama ortalamanın altına gitmezse 27-75'in falan tutunursa yukarıda, hele hele burası geçiliyorsa 28-80, 78 şurası, o zaman yukarı yapar. Burada ikili dip çalışması olur. Göreceğiz. Bakalım nereye kadar, yani ne tarafa evrilecek, ne tarafa doğru savrulacak. Bunun çok önemli desteği tabii ki burada. Ama burası endeksin 2000. 2000 endeks değerleri orası. Yani şurası 1700'deyken gördüğü değer, burası da endeksin yani 1800'de olduğu değer. 1820 falan. 2000 bile değil. Endeks 2800'lere giderken Ereğli'de 1800 değerine inmesin ya. İnmez herhalde. Macide ne alemde? Macide burada alımda. Alışa döndü. Peki haftalık grafik ne alemde? Haftalık grafik epey indi aşağıya. Macide kırmızı burada. Arası açıldı. Peki yukarıda durum ne alemde? Yukarıyı görüyor musunuz? Yeşil 50 gün, 50 haftalık. Kırmızı 20 haftalık. Bu ikisinin arasına kağıt şimdi sıkıştı. 20 haftalık ortalama 28.96'da, 50 haftalık ortalama 25.86'da. Bu alanın içindeyiz. Şöyle bir hareket sizin beklediğiniz durumu kurtarma hareketidir. Vaziyeti kurtarır. O zaman büyük çanağa gider. Çok miktarda Ereğli Zede olduğu için uzatıyorum genelde. Tepeden aldılar. Böyle bir hareket. Bir satış gelse bile ortalama döneceği için fiyatı buraya doğru taşıyabilir. O zaman bir de burada satış gelir. Sonrası diyelim ki yukarı gittik. E ne oldu burada? Sevgili arkadaşlarım, uçak gemisi böyle o zaman. Bunun kalınlığı ne? Uçak gemisinin yüksekliği bu. Koydun mu üst tarafa? Uzun vadede senin gideceğin yer şurası olur.
Zaman lazım. Tutunmasının sebebi, en büyük sebebi şuradaki 50 haftalık ortalama desteğidir. Nokta. Geçelim. Şişecam sorulmuş hocam. Camdan şişe mi, şişeden cam mı? Siz hangisini Şişeli cam mı? Evet, istersiniz? Çayırova. Peki bakalım. Paşabahçe'yi bıraktık. Artık Çayırova'dayız. Valla 27-30'a kadar gider burası. 27 ile 30 arasında bir hedefi var. Yani oraya kadar gidebilir bu kağıt. Giderse de büyük bir sürpriz olmaz. 24'e kadar geldi. Sonra 18-17. Demin Ereğli'den konuşmuştuk. Değil mi? Tepe burada. Grafikler hep birbirine benzer. Birileri ötekinden daha önce aynı görüntüyü çizer. Arkada kalan da zaman içinde ötekinin kendisine verdiği o görüntüyü taklit eder. Ereğli nerede şu anda? Kırmızı ile yeşilin arasında. Burada bir yerde, değil mi? Şurada da. Ne anlattık Ereğli'de? Bunun üstüne çıkarsa, şu ortalamanın üstüne çıkarsa yırtar. Bak, şişe nasıl yırttı, yukarıya doğru gidiyor. En sonunda Ereğli'de ne dedik? Böyle bir uçak gemisi olur dedik. Sonra bunu aşağı doğru çektik. Uzun vadede bu çanağın kalınlığını aldık. Bunun üstüne katlar dedik. Ereğli nasıl katlayacaksa anlattığım gibi. Burası zaten çanağı tamamladı da bir sonraki hedefe doğru gitmeye çalışıyor. 27 hedefine doğru. Ereğli daha buralarda dolaşıyor. Şişe önden koştu gitti zaten. Çanağı tamamladı. Şimdi yukarı yönde burada biraz hep öyle yapıyor. Biraz satıcılı geçiyor. Gün içinde alınıyor veriliyor falan filan. Alımda mı? Alımda. Şuradan itibaren bak o ortalamaların üzerinde gidiyor. Kağıtta duracaksın. Gün içi aldın verdin ama ertesi gün kağıtla beraber gitmen lazım. Gün içinde alıp vermene rağmen. Ben Ereğli'den de bir anlamda bu şekilde bir kurtuluş hareketi bekliyorum. Yukarı yönde ortalamayı 50 günlük ortalamanın üstüne çıkıp çanağı tamamlama hareketi. Burada da alım geldi. Bunun haftalığı da böyle. Yani bakıldığında. Bakın şuradan itibaren kağıt hareketli ortalamaların üzerinde tırmanıp duruyor. Ortalamaya doğru yanaştı. Tekrar fırladı yukarıya. Şuraya baksak. Şöyle yapalım. Şuradan bile baksak, hedefin bir tanesi 25. Öteki hedef 35'te. Hedef olarak. Ama çıkışı buradan da sayabiliriz.
dibin olduğu yer şurası deseniz. Bir tane hedef burada. 27'de. Çanak katlama hedefiyle uyuştu. Ama oraya gitmesi için zaman lazım. Ama 27 hedefini bir bekleyelim bakalım. Ne oluyor? Gidiyor mu oraya? Evet. Geçelim. Konya sorulmuş hocam. Konya çimento. Yani Konya çimento likit olmayan bir yerdir. Patron kağıdı diye bilinir. Genelde öyle kağıtlar vardır. Yani buradan kaptırdı, roket düzeltti. Ortalamada tekrar burada şu alanda oynayabilir bir süre daha. Tepe burası. Dip de burada. Yani (gülüyor) 1150-1325 bu alanda bir süre gidip gelebilir. Ama sonrası yani kağıt bölündü bölünecek diye yıllardır hep beklerler. Bölünmez. Öyle gider. Kağıdın normal şartlarda yatay alanı bu. Bunun yukarı yönde katlaması beklenir. Zaman tanınırsa o da zaten 1750 büyük çanağı tamamlar. Ama bunu ne zaman yapar, ne zaman eder? O patrona bağlı bir iş. Oradaki yönetici kimse, Konya Çimento senedini ileri geri yukarı aşağı oynatıp duran, onun eşref saatine bağlı. Eğer kağıtları yeteri kadar toplarsa, yukarıdan dağıtmak için millete, yukarıya doğru kağıdı çeker. Ama yok, herkes aldıysa, onda kağıt yoksa paralı olan spekülatör veya neyse adı o hisse sahibi değilse yeteri kadar hissesi yoksa elinde toplamadıysa küçük yatırımcılardan falan almadıysa herkeste mal varsa onu yukarıya götürüp yukarıda küçük yatırımcının satışını karşılayacak bir hali yok herhalde o kadar da iyi niyetli değil insanlar. Yani hem yukarıya götürsün 1150'ye sonra da küçük yatırımcıya desin ki artık satın arkadaşlar bana bütün malları burada öyle mi der demez. Aşağıda dökülün 1750'de benim karşıma gelin alıcı olarak da ben size satayım bu malları der. Genelde bu sistem bu şekilde çalışır. İleriye dönük olarak kağıdın yukarı gitmesi lazım bence. Tekrar buraları görmesi lazım da dediğim gibi oradaki vatandaşın keyfine kalmış bir iş. Lotlar onda, para onda. Ne zaman istersen. Öyle bir durum var yani. Ama çok da uzun süre buralarda kalmaması lazım bence. Yani bu işler belli olmaz ama bakarsın yarın olur, bakarsın gelecek hafta sonu olur bir anda. Çünkü çok hızlı hareket ediyor, ettirilebiliyor. Buradan mesela 1-2-3'te hop bir anda gitti. 900'den 1300'e gitti. Neredeyse %50 prim yaptı. 5 günde. Çay kola, çay. Evet. Ama uzun vade bakıldığında yani TL'de uçuk kaçık da dolar bazında gidemeyişinin sebeplerinden bir tanesi bu. 20 hafta ile 50 hafta arasında kağıt dolar bazında sıkıştı kaldı. Ama bir zamanlar kağıdın haline bak. $250. Yani fiyat $250. Şu anda 20 ile çarpsan ne etti? 5000 mi? 5000. Kağıt nerede? 1200'de. Yani şuradaki 2021'in başındaki bu çıkışta tabi dolar 8 liralardayken
uçurdular fiyatı. Burada dolar 18 lira. Burada dolar 8 liraydı. Onun için böyle oluyor. Çay. Tutulabilir ya şu anda. Sabır lazım ona. Kağıtta sabır lazım. Buralara gelebilir mi? Buraya gelebilir. Ama ilk etapta ortalamaların olduğu yerde. 90. Yani 1700, 1000 oralara falan gidebilir. Şuradaki tepeyi yoklayabilir. 90 doları. 90 çarpı 18. Yani işte 170. Yani 1700, 1650 falan. Oralar olması lazım. Gidebilir mi? Biraz zaman tanınırsa olabilir. Bu grafik tabii haftalık bir grafik. Yani her mum bir haftanın hareketini gösteriyor. 90 desek, 18 ile çarpsak 1650 falan çıkıyor. 1620. E tepe neredeydi ki? TL'de tepe neredeydi? Ana tepe de orada zaten. 90 dolarda. Evet. Beklenirse olur. Geçelim. Koza sorulmuş hocam. Koza? Evet. AA. Evet. Toparlanıyor galiba ya. Buradaki dirençle uğraşıyor. Burada direnç var. O direnci geçmeye çalışıyor. Şuradaki. Geçmiş zaten. Beklenir. Vagonda kalır. 32'ye kadar gidebilir. Yani. 32'ye kadar gidebilir kısa vadede. Ortalamalar 28 civarında. Kısa uzunu kesmek üzere. Olumlu bir görüntü. Trend. Tepeleri birleştir. Bu tepeyi de birleştir. Teknik analiz kurs 203 numaralı tepeleri birleştiriyorsun. Direncim bu. Bunu geçiyor. Onu kırıyor yukarı yönde. Şurada da güzel bir çanak oluşuyor. Bizim uçak gemisi burada. Yakında sağda solda bizim uçak gemisi falan filan diye duyarsanız, tamam mı? O da bizden araklama olur. Çoğu terimleri biz getirdik buraya yıllar önce. Şu kalınlık yukarı yönde katlar. Ama önce burada şey var. Gürültü patırtı burada kopacak. Yani orada bir tane daha çanak var. Uçak gemisinin biraz daha büyüğü var. Şöyle. Ama şurası katlarsa yukarı yönde sizin hedefiniz en az o kadar gideceği için buraya gelen buradaki ana tepeye de gider kardeşim. Buraya kadar gider o. Tutulmalı. Yukarı gidiyor. Haklısınız. Evet, geçelim. Bursa çimento sorulmuş hocam. Bursa. Evet. Bu çim. Ha. Evet. Vallahi orada likidite var mı ya? Vay. Wow. Bu ne be? Allah Allah. Bursa çimentoda milyon lotlar falan. Bak şimdi enteresan. Şimdi yıllar öncesini hatırlıyorum da. Ya kimse gelip gitmezdi bu kağıda be. Hayrola, çimentolarda bir hareketlilik var galiba. Evet. Diğer taraf. Nuh çimento falan da gidiyordu geçen gün. Evet. Çimento, gizli kapaklı bir çimento operasyonu var galiba.
Bursa Çimento'da malı olanlar tutacak. Çanak yeni tamamlanıyor. Şuraya bakarsan ya bu çanak çömlek işi çalışıyor mu hocam? Ya ne diyeyim ki? Yani. Ha. Al sana bir çanak. Al sana o çanağın katlama fiyatı. Pardon. 3.20. Bu hedef. Ama o ufak çanağın katlama fiyatı. Uzun vade biraz daha büyük çanağa bakacaksın. Şuna yani. Bu katlarsa nereye gider diye düşünmen lazım. Büyük çanağın katlaması hedefi 4'ün üzerine taşıyor. 4.25, 4.50. Böyle bir hedef var. Kalmak lazım içinde. Evet. Pozitif. Trend yukarı döndü. Yukarıya doğru devam ediyor. Geçelim. Aselsan sorulmuş hocam. Vagonda kal yani Bursa Çimento'da. Trenden inme. Yukarı götürecekler gibi gözüküyor. Çanağı katlayabilirler biraz zaman içinde. Aselsan. Evet Çok hocam. boğuşturuyorlar ya. Bugün de epey boğuştu. En yakın tepe. Bu geçildi. Sonra gene geldi. Düştü. Şimdi bir sonraki tepe burada. Şimdi bu geçiliyor. Çıktı. Geldi. İki ortalama arasına sıkıştı. Şimdi ötekinin üstüne çıktı. Ortalama desteği burada. 23. Burada oyalanıp duruyor. Buraya kadar indirdiler diyelim. İyi indir. Şöyle bir harekette. Şu nokta geçiliyorsa 23.56, 23.60 şuradaki tepe bu yukarı gidiyordur kardeşim o zaman. Hemen sol tarafa bakarsınız. Bir tepe burada var. Burada da bir tepe var. Aya hocam tam değmedi. Değdirelim o zaman şöyle. Aşağı çekelim. Ah 25 lira. Hedef orası olur. Al. Sen de malı götürene çak. Yani hep o sana satacak diye sen de ona çakarsın. B of A falan filan Bataküte. Ne sen de ona patlat. Yok. Buradan tekrar verdi. Zevkine varıyor. Oyalıyor ya milleti. Götürüyor, getiriyor, götürüyor, getiriyor. Çocuk da eğleniyor. Ağamız eğleniyor orada. E tabi bende de para olsa ben de seninle eğlenirim. Getir benim elime şöyle 30-40 milyar dolar. Ben de sana göstereyim Hanya'yı, Konya'yı, tahtada. Bak nasıl aman abi gözünün yağının iyiyim abi diye önüme gelip dilenirsin. Yapma bana bunu falan diye. E tabi o iş para meselesidir. Yoksa. Ya. Al sana bu güzel toboyu da çizerim sana. Parayı getirirse. He. Kopuyor diye burada mal mı aldın? Bende para mı var? Kağıt mı var? Senet mi var? Yukarı gidiyor diye burada alırsın. Bank of Zamazingo. E, tamam. Bende para var. Mal da var. Ben de sana böyle bir çakanzı yaparım. Haydi buraya git. Dökül malları. Sen topla. Aa, malları döküldü. Hop buradan yukarıya al. Al sana güzel bir tobo da. Ama normal şartlarda buradan yukarı gitmesi lazım. Sol omuz baş, sağ omuz şeklinde. Burası geçiliyorsa yukarı yönde
Hareket eninde sonunda burada biter kardeşim. 28'e kadar istediğin kadar yırtın. Bu tahta uzun vadede bu yatay alanın içinde dolaşıyor. Evet. Günlük trade'lerde parası ve senedi olan tabii ki fiyatta yani etkili oluyor. Ama benim bildiğim şöyle bakalım buradaki TOBON'un dışında. Fiyat aşağıya. Gösterge yukarıya. Pozitif uyumsuzluk var. Göreceğiz bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? Hodri meydan. Evet, geçelim. Ekonomi çarşaflamazsa, ekonomiyi çarşaflamatlarsa, yani bundan daha kötü hale götürmezlerse, buralar yukarı gider arkadaş. Yani piyasa buna oynuyor. Piyasa başka şeye de oynuyor da zaten. O kadarını artık kendi hayal gücünüz neye oynadığını düşünün. Geçelim. Çelebi sorulmuş hocam. Götürdü getirdi değil mi? Ay ay. Orada da Abdurrahman Çelebi eğleniyor milletle. Büyük çanak. Büyük çanak burada. 150, 350. 200 lira. 200 lira da üstüne koy. 550 lira. Gider mi? Zaman içinde isterlerse gider. Aynı şeyi burada konuştuk. Yıllar öncesi. Kaç liraydı burası? Kaçmış şurası? 110 lira. Aşağısı 45 lira. 40 lira desek 70 lira. 110 lira, 70 daha koy, 180. 180'e gider mi? Burayı katlar mı? Yok artık ya, nereye katlayacak? Gitmez hocam oraya, sen rüya görüyorsun. Bir baktım 60'dan. Geldi 180'e, 3 katı. Hadi be, buradan sonra ne olur? Al sana buradan sonra ne olur? Bunu da burada al. Hatta bunu şöyle de yapabiliriz. Hocam sen bunu flamaya döndürdün. Vallahi döndürdük be. Hadi oradan da flama olsun. Nereden başladı çıkış? Buradan başladı çıkış. Ya bu flama olur. Patlar yukarıya. 300 lira olur. Yok artık ya. Hop. Dik 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 dik. Kısa sürede 350. Orası böyle bir yer. Yani bütün Speedy Gonzales'lerin bir arada olduğu bir yer. Yani, bugün giriyorsun çıkıyorsun 2-3 lirada vurdun kaçtın. Hop tekrar aşağı veriyor. Şurada 340'ı gösteriyor. Bir bakıyorsun 336. Tam 330'a bir bakıyorsun 339. Şuraya gelelim. Hadi günlüğü değil de biraz daha indirelim bunu. 4 saat diye. Çanağın üst tarafı burası. Burayı biliyoruz artık. Şimdi buraya gelelim. Bak. Trendi çiz. Oradan iyi bir mumla kalktı. Tamam artık.
Direnç kırıldı. Direnç çizgisi yukarı yönde geçildi. Tamam, tepeleri bulalım. Şöyle. Böyle. Şöyle. Böyle. Yani bugün alındı verildi diye burası terk edilmedi ki. Yattık kalktık, yattık kalktık. Hop oradayız. Böyle bir şarkı vardı galiba. Fazla lot alırsak Zülfü Yare dokunursun. Ama burada bir çanak var. Bu çanağı yukarı yönde. Bu kulpu. Yani şu büyük çanağı buradaki şu büyük çanağı sanki burada kulpunu yapıyor gibi. Bu şekilde. Bunu buradan kopartırsa yukarı yönde alabilir. Buraya gelebilir. Ha, buraya gelen zaten buraya gider. Tekrar bir kere daha. Büyük bir şey olur. Yani ne olur? Uçak gemisi buna döner. Şuradaki uçak gemisi şu ufak daha büyük bir uçak gemisine dönecek. Böyle. Şöyle. Zaman içinde piyasa yukarı giderse bu da gider. Bu da böyle giderse yukarı tarafına oldu sana kağıt 500 lira. Gider mi? Vallahi hiç belli olmaz. Yani ben artık bu tip hareketlerde enflasyonun böyle bir olduğu ortamda öyle gitmez mitmez demem. Aşağı taraf alım da. Ha burada gidip 5000 not alırsa o zaman gitmez kardeşim. Yani kimse enayi değil. Senin için senin 300 liradan kağıdı alıp 5000 liraya, 500 liraya kadar seni 5000 notta kimsenin taşıyacak hali yok. Yani o kadar yedirmezler. Ama sağdan soldan oradan buradan toparlarsan 100-200, 300-100, 200 bilmem ne falan yani fazla abartmazsan işi olabilir. 5000 notu alırsa o zaman tahtanın spekülatörü sen olursun. Sana bırakırlar. Sen götür abi de bize para kazandır diye. Yani 5000 notu alan bir arkadaş olacaksa o zaman bize de haber verin. Biz de 300-500 not alalım. Götür abi sen de 500 liraya. Biz de sana satalım. Yani 350'den falan 340'dan toplayalım biz de. 500'e götürecekseniz biz de 500'e size satarız. Yani öyle hani şeyler var galiba, replikler. Abi bir kıyak yapsana, bir iyilik yapsana falan. Yap bir kıyak abi falan gibi. Küçük yatırımda sana müteşekkir kalır. Yani 5-10 bin notu bir anda alıp götürürsen 350 liralık kağıtta bırakmazlar sana da gene de neyse. Hani yani rahmetli Kemal Sunal'ın dediği gibi. Mesela yani. Mesela. Geçelim. Yukarı gidiyor kağıt. Gidebilir. Aşağıya stop koy. Sessiz ve derinden bekle bakalım ne olacak, ne yapacaklar. Bugün bir hareketlilik vardı orada. Evet. Yani hocam, bekle dediğim kağıttaysan bekle. Ama dediğim gibi 2-3 bin lot yüklenme yani. Alacaksan 100-200-300 falan bir şeyler topla. Ufaktan ufaktan. Evet.
Ford Otosan sorulmuş hocam. Magnus Otosan. Hangisi? Ford. Ford. Evet. Henry Ford. Evet. Ses çıksın bakalım. Henry Ford'un otosanı. Peki. Hala lord olamadık mı? Daha ne yapsın kağıt sizin için ya? Yani. Ya neler yapabilir ki bu kağıt? Şöyle baktığımız zaman görebiliyor muyuz bir şey? Bakalım görebilecek miyiz ya? Trend. İşleri basit yapabilir adam. Çek bakalım şöyle bir çizgi. Hacer Menkul'de böyle çizgi çekince para almıyoruz. Bir tane daha çiziyoruz para almıyorlar diye. Hacer Menkul tabii. Yani her şey hiçbir şeye para almıyor. Bedava iş yapıyoruz. Buna evet, da para hocam. Almıyoruz. Kesinlikle. Bu çizgiye de para almıyoruz. Peki burada dipler var. Onu da belirtelim bir çizgiye. Buna da para almıyoruz. Şurada bir tane daha dip çiziyoruz sizin için bak. Uçak gemisinin sol tarafı. Uçak gemisinin kuyruk tarafı. Şimdi burada ne lazım? Bu sağ tarafın dolması lazım değil mi? İleri geri gide gele falan. Böyle yani. Şimdi ne yaparsan yap, şunu kaçırma arkadaş. Bu büyük tobo, bunu kaçırma. Böyle bir hareket 250, 325, 75, 400, 450 kokar. Yukarı doğru. Götürür yani. Burada eğer bir dip daha yaparsa sol omuz baş, sağ omuz gibi. Bu çıkıştan sonra böyle buradan bir daha patlatırsa zaten minimum şu kadar gider yukarıya. Bu ne kadar uzarsa bu zaman bunun oluşma zamanı daha da yukarı gider. Belli olmaz yani. Oraya gidebilir mi? Ben şu tepeleri birleştiriyorum. Aa, hay Allah. Mesela o da oraya doğru hedef gösteriyor. Tüm bu çizilenler senaryodur. Tüm bu çizilenler kendinize gelecekte bir ışık fenerle fiyatların nereye gidebileceği konusunda bir takım çalışmalardır. Ama bir garanti yoktur. Benim evdeki buzdolabının garantisi 4 sene şey sürmedi. Kartı. Ben sana neyin garantisi mi canım? Burası üstelik mekanik bir şey de değil. Bir sürü insanın alıp verdiği, benim elimde kontrolün olmadığı bir ekonomik görüntü yani. Buna rağmen sizlere bir takım şeyler göstermeye çalışıyoruz. Bu dip birleştir. Uzun vadeli trend desteği budur. Kırılmasın. Burası kırılmadığı sürece yol yukarıdır. Amerika'da şurada burada, Fransa'da orada burada, İngiltere'de falan bu şekilde yatırımcılar hiçbir zaman bilgilendirilmez. Türkiye'de hakikaten esasında yatırımcılar bayağı şanslı da yani televizyonlarda olsun, akşamları gündüzleri filan yatırımcı esasında bayağı bilgileniyor da yatırımcının yapması gereken en önemli nokta kendisini disipline etmesi. Disiplin. Yani ota çiçeğe oraya buraya hoppa diye atlıyoruz. Yani yapılıyor. Biz de yapıyoruz. Tamam. Ama biraz daha kontrolü yapın. 1000 not alacaksan 100 not bulaş. Tanımadığın yerlerde, arazilerde fazla gezme.
Bazen saçma sapan yerlerde para kazanabilirsin. Kapı gibi kağıda gidiyorsun, gitmiyor. Saçma sapan bir yere gidiyorsun. Yani fazla değil ya. 50 bin nottan kaldırmaz tatlı da. 2000-3000 not alsan. Yani saçma sapan bir yer. Alır almaz 20 kuruş gidiyor. Allah Allah. Öteki taraf niye gitmiyor? Gitmez. Hemen orada trene iniyor. Trenden biniyorsun, iniyorsun. Çünkü bir bakıyorsun, senin sattığın yerden 10 kuruş daha gidiyor. Kapanışta 30 kuruş aşağıda kapatıyor. Ya şey gibi yani böyle nasıl diyeyim? Yo. Bir orada bir burada. Öyle yerlerde yani 18 yaşında olabilir de belli bir yaştan sonra o kadar heyecan çekilmez. Boş ver. Bırak gitsin nereye gitsin diyebilirsin. Aman. Al paranı in git. Git bir şey al. Sıkıntı yok. Biraz da heyecan, adrenalin lazım tabii. İşte onun için bir şeyler deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi her tahtayı biraz bilmek lazım. Yani hangi tahta, hangi senedin tahtasında piyasa yapıcısı veya tahta yapıcı veya oranın spekülatörü, patronu yani nelere müsaade edebiliyor? Onları da bilmek lazım. Yani büyük oyuncu veya grup veya bilmem neyi rahatsız edecek şekilde hareketler, lotlar falan alınırsa o zaman gitmiyor. Götürmezler. Ya borsa dediğim böyle bir şey mi Ahmet Hocam? Değil ya. Borsa bu değil esasında. Ama bizim piyasada böyle. E ne yapayım? Ben sana ideal borsayı anlatsam tokatlanacaksın burada devamlı. Yani biz daha 92 senesinde ikinci, zaten üçüncü, dördüncü ayda gördüm. Bu ne ya dedim. Burası güzel tokatlama yeri. O götürüyor, ona çakıyor, öteki götürüyor, bir karambol. Millet övünüyor falan. Öyle bir yer. Öf be. Abi aldık götürdük, Kemalettin şey geldi oraya, Seyfettin. Ondan onu da aldık, bunu da aldık falan. Ne yaptın sonra? Abi ondan sonra Rüstem geldi. Malı bir boşalttık abi Rüstem'in üzerine. Rüstem yıkıldı abi. Malla beraber gitti abi falan. Ne oluyorsunuz ya? Burası sanki savaş alanı gibi böyle. Yani bir birilerini batırma yeri mi burası? Baktım. Tuhaf işler. Ama borsa öyle bir yer değil ki normali. Borsa şirketlere ortak olduğunuz bir yer. Şirkete ortak oluyorsun. Paran yeterli değil. O şirketi sen kuramıyorsun. Daha çok parası olan birisi var. Eğer vizyonu da varsa, vicdanı da varsa. Abiciğim ben de senin şirkete bunu ben kurmayı hayal ediyordum. Ama benim param yok. O kadarını kuramadım. Ama sen benim kurmayı düşündüğüm şirketi kurmuşsun. Ben de köşesinden falan buna ortak olmak istiyordum. E gel kardeşim. Sen de ortak ol, sen de kazan. E böyle kağıtlar var. 7 lira hava yolları, 50 lira hava yolları. 1 lira hektaş, bilmem kaç lira hektaş. 50 katı. Sasa, 1 lira sasa, bölünüyor falan filan. Şimdi kaç lira? Yani kağıt 60 lira olsa, 60 lira da iki kağıt. Kaç defa 60 lira oldu o kağıt? Ama yani şirketler böyle olmalı. Bir şeyler vermeli. Ford 39 liraya verdiler ya. 315 lira oldu. Otokar 60 liraydı. 500 lira oldu kağıt. Var böyle bir sürü. 25 liraya Pegasus verdiler. Burada bağırdık durduk değil mi? 110 lirada, 100 lirada, 90 lirada kağıt geldi 200 liraya. Yani 175'lerde falan dolaşıyor. 200'e yanaştı. Böyle bir sürü kağıt var. Tüpraş 90 lirada. 270 oldu. Orada da durmaz da.
E işte Ereğli 6 liraya Ereğli vardı. 36 lira oldu. Yani borsa bu. Uzun vadede para getirmesi lazım. Ama ekonominin de enflasyonun da doğru düz olması lazım o ülkede. Enflasyon %1-2 olursa kimse ne dolara gider, ne euroya gider, ne altına gider, ne bankaya gider faize. Hiçbir şeye gitmez. Direkt yayılır buraya. Sermaye buraya yayılır. Sanayiye yayılır. İnsanlar sağlam şirketlere ortak olur kardeşim. %1, %2'nin üzerinde herhalde para kazanır. Yani bu şirkette avam bir şirket değil ki ya. Bir şey kazanıyordur herhalde. Ama kazandığından da dağıtacak mı güzel kardeşim? Hiçbir şey dağıtmıyorsa, çok az dağıtıyorsa o zaman da fiyatını katlayacak yani. Evet. Gönder gelsin. Gönderiyorum hocam. İş CTR sorulmuş. Bankalar yukarı. Gerçi işçi ötekilerden daha hızlı bir şekilde koptu gitti. Yapı kredi falan gelmedi de. Şey de gelemedi. Akbank da gelemedi eski seviyeye. 9.80 mi neydi? Gelemedi. 9.10, 9.11. Niye? Yatırımcı 3 kuruş mal alınca illa onu dökecek. Lan 9.09'dan aldı vatandaş işte. Ne oyalayıp duruyorsun? 9.06'ya veriyor, 9.04'e veriyor. Hemen girip alırsan tırıt yukarı çekiyor filan fiyatı. Yani saçma sapan. Tabii müsait. Ortam müsait. Yani bir sürü Abdurrahman Çelebi var ortada. Keçi olmayınca. Öyle. Para olacak. Yani birileri öyle kağıtla oynayacak. Ayakta yani bir anda dımdızlak kalır valla. Şakır şukur çizdin mi, götürdün mü yukarıya? İşçiyi bir bulalım bakalım nerede. Ay ay ay. Şurada bir yerlerde olsa gerek. 6.04. E tabii ya. Dün de söyledik bankalar gidecek diye. Ekranda da söyledik. Yukarı. Ama bu ötekilere göre daha hızlı gitti. Bak şimdi ötekiler şuradaki şu tepeyi geçemedi daha. Buradaki tepeyi. Bu aldı başını gitti ama yatay alandan kurtuldu. Tepe dip, tepe dip. Sonra koptu gitti. Bu buraya gidiyorsa yukarı bu kadar katlıyorsa fiyat yukarı gidiyor. Buradan koptu. Peki bu yatay alan buna dönüşürse ne olur? Buradan başlayan bir çıkış. Yükseklik bu kadar. Şurada bir dörtgen. Bir o kadar daha yolcu Abbas bayrağa dönüşürse fiyat 7 liraya gider bu sefer. Olur mu? Hiç belli olmaz. Olamaz diye bir şey yok. Her şey olabiliyor. Yukarıya doğru. Bu 7 liraya da gidebilir bayrağa dönüşürse. Evet. Kardeşim işçe bir önceki tepeleri mepeleri geçmiş. O zaman ne yapacağız? Gelelim. Bak Akbank'a. Tepe burada. Dip burada. Hadi burası fazla oldu diye. Ve bunu kapat, bunu yapalım. İşçeye benzetelim. İşçeye de dip. Değil mi? Tepe. Çıkış. Düşüş.
Burası. İyi de işçiye buradan yukarı gitmişti. Demek ki bu da gidecek. Taklit ederek gidecek. Yani gitmezse şaşarım. Normalde gitmesi lazım. Ha, tahtada mıncık 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 yapıyorlar tahtayı. Ya istediğin kadar mıncıkla. Yani Türkiye'nin üzerine zaten bir tek meteor düşmediği kaldı. Her halt oldu Türkiye'de. Halkbank. Bu bile elinde olanlar için 50 günlük ortalamaya geldi kardeşim. İki ortalama arasına sıkıştı. Ha. Yukarıya giderse ha, trendi çizersin. Karşılayan o trendi karşılıyor. Buradaki tepeler şurada. Bu kağıt 5.70'lere doğru, 5.60, 5.70'lere doğru satış gelir buna. Kısa vadede. Tepe dip, tepe dip. Burada da bu tepeyi beklersin normalde. Bu böyle. Öteki nasıl hocam? Bakalım. Geldik buraya. Halkbank iki ortalama arasındaydı. Bu ortalamanın üstüne çıkmış. Tepeler. Dipler. Tepe dip. Tepe dip. Tepe. Burada üstüne çıkıyor. Ve burası geçiliyor. Ortalama desteği var. Ağır bir yer ama bu kadar yukarı yönde katlama ihtimali var. Direncin bir tanesi. Şuradaki tepede olur. Daha ilerisi. Buradaki tepede olur. Çok daha büyük bir çanağa gitmek için. Yani burası solumuz. Şurası baş. Burası sağımız olacak şekilde. Burada. Büyük çanak bu olur. Geç bunları. Şu büyük çanağı tamamlamaya gidiyor denilebilir. Ama burası da Vakıfbank. Vatandaş uzaklaştı buradan. Kamu bankaları diye. Kaçtılar çoğu insan. Ama kağıt alışta kardeşim. Bir tane daha banka var. Değil mi? Yapı Kredi. Yapı Kredi'ye baktık değil mi? Öteki şuna da bakalım. Bu da burada boğuşturuyor. Bittir Leyla. Kim varsa burada. Garanti. Burada da bir çanak var. Solumuz. Baş. Sağımız. Bu kalınlık. Alırsın. Bunun üstüne koyarsın. Hedef olarak. Burayı çizersin. O da belki böyle yapacak. Sonra satış gelecek falan filan. Burada oyalanacak. Ondan sonra burayı kopartırsa yukarıya. İşte
Şöyle buralara doğru. Buralarda biraz oyalandıktan sonra bu da orayı kopartır gider. 20'lere doğru. Bankaların görüntüsü bu. Yani fikir olarak. Evet, geçelim. Hocam sırada Ersu var. Ersu. Ne var? Ersu. Asuzu. Ersu. Ersu. Evet. Ersu. Yani bu spekülatif bir yer. Götür, göm, yukarıya, oralara götür, ver aşağıya. Tekrar tırmandır, haldır huldur. Orada ters yüz yap, pata 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 aşağıya. Ha, bugünlerde yukarı çekme durumu var mı kağıdı? Olabilir. Şuradan kaldırmaya çalışıyor. Olabilir. Yani buralara geleceğini zannetmiyorum da ama kısa vadede ortalamaların orada. Buradaki tepeye gidebilir mi? 4.5'a olabilir. Yakın mesafe. Götürebilirler. Daha zorlarlarsa keyfe keder. 5.5'a da gidebilir mi? Dediğim gibi spekülatör veya gruba bağlı. Yalnız biraz gaddar davranıyorlar. Götür götür götür. 3 günde, 5 günde malı burada kitle yatırımcıya. Ondan sonra çökert. Ondan sonra topla buralarda milletten malları. Yani yatırım dünyası iyi güzel hoş da milletin de yani milletin parasını bir anlamda bu şekilde almak da pek ne bileyim ya. Birilerinin ahı bir yerlerden çıkar diye düşünürüm ben hep hayatta. Yani birilerinin ahı vahı olan bir yerde ben pek iş yapmayı sevmem. Yani başka birinin elinden alınmış, yok pahasına alınmış evdi, araziydi, arsaydı, şuydu buydu. Bunlar bile yani abi kelepir fiyatına ya alınsın falan derse kimin? Abi zarar ziyan etmiş, yok pahasına işte aldılar. Şimdi birileri topladı malları, satıyor. Yok ya, o mal bana yaramaz. Benden uzak dursun, bırak dursun, Allah'a yakın olsun. Bu tip işlere girmem. Burada da böyle bu tip yerlerde dikkat etmek lazım. Ama görüntü itibarıyla yani böyle para kazanmamak lazım. Ama demek ki stil bu. Ha, buradan belki buraya alabilir. Yararlanabilirsiniz götür getir işinde. Buraya verdi diyelim. Yani grafiği çizdirmek istiyorsa teknik analiz bilen birisine çizdiriyordur. Veya şu anda biz çiziyoruz. Yani götür getir. Ha. Kısa vadeli satış burada gelir. Biraz daha orta vadeli burada gelir. Buradan sonrası spekülatörün bir anlamda ne yapmak istediğine bağlı. Ersu. Kim ya? Ne yapıyor bu şirket? Rahmetli Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusunu alıp götürüp getirdiği kağıt değil mi bu? Adamı bütün dünyada kovaladılar. Meyve ve gıda sanayi. İhracat. Heh. Bilemem. Yani tahtada birileri var ama o kesin. Yani şu hareketler hep spekülatör veya grup hareketleridir. Böyle götür göm, götür göm. Ondan sonra yatırımcının işte iflahını kes. Neyse. Kısa vade yukarı gidebilir. Öyle gözüküyor. Kardemir sorulmuş hocam. Kardemir, ne dedin? Kardemir.
Kardemir. Evet. Ereğli gibi. Yani Ereğli grafiğinin 3 aşağı 5 yukarı aynısı gibi. Burada da şöyle bir iki tane dip yapıldı. Şuradaki tepe geçildi. İki dibin arasındaki. Burada ortalamaların arasına sıkıştı. Bir süre daha burada gidip gelebilir. Yani bir süre daha gidip geldikten sonra şuradan bir yerden yukarıya doğru ortalamanın üstüne çıkarsa şu iki fiyat arasında gidip gelir. 11.87, 11.05. 1 liralık alan yani. 80 kuruşluk alan. Burada gidip gelebilir ama ortalama yeşilin üzerine çıkarsa ilk etapta şuradaki tepe yoklanır. 12.5 civarı. Buraya gelip tut ki burada satış geldi. Ama ortalamalar da tutarsa fiyatı, düşüşü durdurursa sonraki hareket al sat için bile olsa iyi bir hareket olur. Böyle yukarı yöndeki harekette şuraya kadar yararlanman lazım. Şuradaki tepeye kadar. Anlatabiliyor muyum? Bu böyle büyük çanağa doğru gitmek niyeti varsa bunun. Önemli nokta şurasının geçilmesi. 12'nin üzerine, 11.85'in üzerine. Kağıt alımda. Ama bu tepki alımı gibi. Dip yapıp yapmaması şu harekete bağlı. Yukarı yöndeki bu tepki hareketi. Şuradan yukarı yöndeki bu harekete bağlı. O zaman zaten burası da kırılmış olacak. Bu tepeleri birleştiren şu trend çizgisi. Bu da burada kırılmış olacak. Okey. Bu zaten 3 aşağı 5 yukarı geçmişteki dibin olduğu yere geldi. Yani buralar falan 1800 endeks fiyatı şey olmasın yani. 1800 endeks fiyatlarına geldi. Evet. Geçelim. Hocam son olarak da Tek2 sorulmuş. Hangisi? Tek2. Tek2. Ha, Mehmet Ali Evet. Yılmaz'ın dedi. Evet. Yılların Tek2'su. Götürüyorlar mı kağıdı? Ha. Evet. Biraz para var burada da. Burada da tepe var. Dipler burada ama o artık çok altta kaldı. Esas dip burada 1.50'de. Bu sıkışma alanından yukarıya doğru kopuyor. Bu çanağı tamamlatırlar mı? Yani iyi para lazım ama iki bıçağı götürmek için yani belli de olmaz. Yani orayı bilemem ama şu 2 liraya doğru götürüyorlar. Hatta şuradaki tepeler bile yani 2.15, 2.20 aralığı bile görülebilir. Yukarı niyetleniyor. Evet, alımda. Trend yukarıya. Bir tane daha alalım bakalım. 21.49 oldu. Ne oldu ya? Fenerbahçe yendi. Bu gece maç vardı. Ne yapıyor? Ya artık bunları da geçsinler ya. Maçın sonucunu bilmiyorum ama. Ben de bilmiyorum hocam. Yazarsalar söyleyeyim size. Sırada da Turkcell var. 3-0'mış bu arada. Fenerbahçe geçiyor turu değil mi? Yani ilk maç galip değil mi? 3-0. 3-0 ama yani Fener galiptir canım. Yok artık. kime?
Yani başlarım onlara da artık. Yani bu takımı da 3-0 Fener galiptir canım tabii ki. Bu turu geçer, geçer artık ya. O. Hazır görmüşken Tekfen de buralardaydı. Şimdi ana direncin olduğu yere doğru geldi. Biraz sıkıntı yaşayabilir. Turkcell boş duruyor. Ortalamaların altında. 50 günlüğe gitti. 20 günlük ortalama burada. Boş dur bakalım. Şöyle bir çizgi. Burada solumuz var. Şurada baş var diyelim. Burada da sağımız var gibi. Bunun altı stop. Kaç lira burası? 16.62. Hatta daha kısa vadeli stop. Kırmızı renkli ortalama 20 günlük 17.09. 17 diyelim. Şu hareket ortalamanın üstüne çıkış toboyu gerçekleştirir. Ters omuz baş omuzu. Fiyat bir anda 19'a kadar hızlı gider. Kimseye mal aldırmak istemezler burada. Haldır 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 götürerek. Sonra burada satış gelir. Ortalamada yukarıya doğru dönerse kırmızı. Ortalamadan zıplarsa bu sefer daha büyük çanak ortaya çıkar. Bu büyük çanağın yukarı yönde katlaması fiyatı tekrar 24 liraya getir, 23 liraya getirir. Orada da satarlar. Evet. Bu da böyle. Solumuz başsa ortalamanın üstüne çıktığında mal alınır kardeşim. En kötü ihtimal 19'da çakmak üzere. Bunun üzeri 23'e kadar yolcu. Evet, geçelim. Var mı bir tane daha? Var hocam, sorayım. Çemtaş. Çemtaş. Evet. Orası yukarı gidiyor. Şuradaki aynı işçi gibi çanağı yaptı burada. Şöyle yarım daireyi düşünün. Uçak gemisi. Böyle. Bunun kalınlığı. Böyle. Bunu yukarı yönde alırsan kırk liranın üstü. Beklemek lazım. Sadece şurada boşluk da koptu ama direkt 40 liraya da götürebilirler. Almak lazım. Şurada bir tane daha var. Burada da vatandaş kalırsa iyi olur. Öyle gözüküyor. Tepeler buradaydı. Tamam. Ne yaptı? Aşağı çekti. İndirdi. Burada bir sol omuz yaptı. Sonra daha aşağı gitti. Burada baş oldu. Şurada bir daha dip yaptı.
Bak şimdi olayı neye döndürdü? Bu işler işte maalesef sinir harbi. Uçak gemisini buna döndürdü. Yukarıdan açtı. Gelene geçene verdi. Şimdi buradaki boşluğu kapatır belki de. Ama kalınlık elinde olanlar için söylüyorum. Normal şartlarda teknik olarak bakıldığında bu büyük yatay çanağın şu kısmını dolduracak herhalde buraları. İleride belki bakarsınız. Aklınızda kalsın. Buraya götürdüğü zaman şurayı katlayarak zaten fiyatta 3 aşağı 5 yukarı büyük çanağı katlamış olacak. Evet. İleriye dönük olarak aklınızda kalsın. Şimdi düşüşte galiba biraz satıyor mudur, ne alt ediyordur belli değil. Birileri var. Kesin. Kim var? Yani ne kadar yakınlıkları var, ne oluyor, ne bitiyor onları bilmem. Tamam. Şu hareket koparttı yukarıdan aşağıya. Şimdi burayı doldurur, moldurur. Ortalama genelde örnek olarak çiziyorum yani. İlla bu senede alın diye bir şey söylemiyorum. Ama çanakları böyle oluşturup ortalama desteği burada verdi diyelim. Boşluğu kapattı. Ortalamadan tekrar kopartıyorsa yukarıya kağıt yukarı gidiyor kardeşim. Mecburen dönüp alacaksın yani. Evet, 21.57 oldu. Artık herkese iyi akşamlar diliyoruz galiba. Değil mi Nuray? Hocam, son bir tane daha sorabilir miyim? Haydi sor, sor. Hemen soruyorum. O da Jantsa. Sonra da bitiriyoruz. Jants, ha. Evet. Orada orada vallahi. Bugün de orada 80 lira da alıyor veriyor, veriyor alıyor bir şeyler. Tabii. Acar menkul de orada. Jans. Biz her yerdeyiz. Jans seni gidi seni orada. Yukarı almaya kalksan aşağı veriyor. Aşağı o zaman alış yazında bu sefer ona vermiyor. Yani bu kalp seni unutur mu? Orada birileri uğraşıp duruyor. Gel bakalım Jans neredesin? Yani 80 lirada tabii. Şimdi buraya baktığında demin neyi gösterdim? Zoran'ı gösterdim. Ne yapıyoruz? Tepeyi çiziyoruz. Bir tane de paralel çiziyoruz. Onu da dibe oturtuyoruz. Bu dibin sol tarafında bir şey var mı? Bir tane dip var. Şöyle iki tane dip var. Bir kere bunu da çizelim. Ortada var mı? Var. Sağda? Sağda da burada var. Ortalamaların olduğu yerde. Burada minicik bir yerde var değil mi? Öteki de burada tepeler. Şurada minicik var. Şöyle. Yani ufak burada yaptı. Bunu katlarsa böyle yapar. Kağıt buraya verip de sonra alırsa yukarıya diyelim ki verdi. Ver. Ortalamadan zıplatırsanız bu kağıdı yukarıya şuradaki tepeye gider. Buradaki satıcı gelir şurada. Daha katlayamadım. Çünkü önüne direnç çıkıyor.
Burada satıcı geldi diyelim. Ortalama tuttuysa düşüşü. Bir sonraki hamle burasıdır. 95 civarı. Yani şu. ...95-70 çanağının tamamlanmasına gider iş. Kağıt alımda. Orası katlarsa, piyasa 3000'leri falan üzerine gidiyor da, burası da heyecanlanırsa, bir katlama yaşanırsa yukarı tarafa, hedef burası olur. Büyük çanak tamamlanır yani. Böyle. Şöyle büyük bir yarım daire. Bu yani. Burası katlanmış olur. Tamamlanmış olur daha doğrusu. Büyük çanak. 120-60 çanağının ilerideki senelerde katlanması 180-200'ü görür. Tabii şirket olumlu işler yaparsa, büyürse. Evet. Haydi bakalım. Çok teşekkür ederiz hocam. Bugünü de bitirdik. Bon kazançlar. Herkese buradaki, iyi akşamlar. Şuradaki şu ufak çanağın hala katlanma ihtimali var. Orada fık fıklayıp duruyor burada. Kağıdı karıştırıyor yani. Elinde olanlar tutabilir. Yukarı yönde harekete hala ihtimal var. 90'a 95'e doğru gitme ihtimali hala var yani. Sürüyor o ihtimal. Evet, herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için yayınımız YouTube kanalımızda olacak yarın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.